Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Melih Bey hayırlı uğurlu olsun. Şu anda makamınızdan mı bağlanıyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi rektörlük koltuğundan mı bağlanıyorsunuz Zeynep? Doğrudur, doğrudur. Gerçekten 150 yıllık bir kültürün içerisinde yer alıyor şu anda. Müthiş, müthiş bir enerjisi var buranın. Ne hissediyorsunuz hocam şu anda? Tabii. Rektörlük koltuğuna oturdunuz. Bütün Türkiye sizi tartışıyor, konuşuyor. Sizin hisleriniz ne acaba? Şimdi tabii çok bir kere enerji doluyum. Gerçekten bu mekanın verdiği insana, gerçekten dünyaya, özellikle bilim piramidine hizmet etme motivasyonu var. Çünkü üniversitenin asıl görevi bu. Yani dünyadaki bilimin seviyesini bir tık daha yukarıya çıkartabiliyorsak zaten biz kendimizi bilim insanı olarak adlandırabiliyoruz. Yoksa boşuna geçmiş bir ömür olarak görüyoruz. Yani bilim insanı. O yüzden Evet. çok da duyguluyum çünkü burada çok uzun seneler öğrenci olarak ders verdim ve en sonunda tabii burayı en üst seviyede yönetici oldum. Şu anda protesto yapan öğrenciler gibi ben de eleştirdim zamanında. Birçok şey bu öyle olmaz mı böyle olmaz. Bu Boğaziçi'nin kültürüdür. Çünkü gelişme eleştiriyle olur. Yani siz eleştirinin olmadığı yerde gelişmeye gidemezsiniz. Herkesin kabul ettiği bir şey herkes kabul ediyorsa orada bir sorun vardır. İnsanlar çünkü farklı pencerelerden bakarlar olaylara ve onların bir araya gelip uzlaştığı bizi en doğruya götürecektir diye düşünen birisiyim. O yüzden ben çok mutluyum, çok motiveyim. İnşallah güzel işler de yapacağız Boğaziçi'ndeki bütün paydaşlarımızla birlikte diye bakıyorum. Bugün bir eylem yapılması planlanıyordu. Valilik eylemleri yasakladı. Siz Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak bu eylemleri Boğaziçi Üniversiteliler yaparsa kampüs içinde izin veriyor musunuz? Tabii. Destekliyor musunuz? Yani orada hiçbir sorun yok. Boğaziçi mi yapabilirler bir sorun. Yani valilik yasaklamış olsa da Boğaziçi Üniversiteliler bugün kampüs içinde eylem yaparlarsa siz polis çağırmayacaksınız içeriye. Yani zaten şimdi tabii sosyal medyada işte falan gibi şeyler var. O da doğru değil. Polis kampüsün dışında ve Boğaziçi olmayanları sadece kampüse almamayı şeyleri var. Da Boğaziçi olmayan, eğer Boğaziçi kişi yoksa zaten kampüse giremezler. Yani bu bizim genel bir kuralımız. O yüzden de bu kurallarda bir değişiklik yok. Hocam, sizin farklı şeyleriniz tartışıldı. Şimdi bu tartışmaları isterseniz bir ikisine değinmek istiyorum. İlk olarak sizin AK Parti'den siyasete girdiğiniz konuşuldu, tartışıldı. Dün Habertürk'te dediniz ki ben CHP'den girdim. Daha sonra Demokrat Parti'den devam ettim. AK Parti'de de adaylığıma devam ettim. Hatta 2009'da bıraktım dediniz. 2015'te ama bir milletvekili adaylığınız var yanılmıyorsam. Yani acaba dedim olabilir mi ama yani sadece o bir aday adaylıktı herhangi bir şeyim olmadı yani. Asıl yani Öylesine miydi? Milletvekilliğinden bahsediyorsunuz. Şimdi bozulur mu milletvekilleri sizi izleyen vekiller? Hadi. şimdi tabii ben akademisyen bir aileden geliyorum. Benim için esas olan üniversite. O yüzden ben burada kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. O yüzden siyaseti ben daha çok ben çünkü alanım yönetim organizasyonu. O yüzden yönetim organizasyonu ile her şeye ilgi duyuyorum ki siyaset bunun belki de en tepe noktası. Çünkü ülkeyi yönetiyor siyasetçiler. O yüzden ben siyaseti kendimi bir akademisyen olarak gördüm. Sistemi izleyen birisi olarak gördüm. O yüzden de ODTÜ'de okurken o zaman davet etmişti Sayın Ali Dinçer ki bizim ODTÜ Endüstri'nin mezunudur. Ona destek verdim. Daha sonra işte Liberal Demokrat Parti'de böyle bir şey oldu. Oranın gençlik teşkilatını hatta bir süre ben yönettim. Sonra AK Parti kurulurken de AK Parti'de şey yaptık, devam ettik. Evet. Melih Bey eğer AK Parti'den değil mesela CHP'den ya da Demokrat Parti'den adayla siyasete devam etseydiniz şu anda yine aday olsanız bu CV'nizle yine rektör seçilir miydiniz sizce? Valla tabii bilmiyorum. Yani burada tabii ben CV'deki şeye bakarsanız eğer benim çok uluslu şirketlerde çalışma tecrübem, üniversite yönetme tecrübem, iki ayrı üniversitenin rektörlüğünü, bir tanesinin dekanlığını yapma tecrübem. Yani bir rektör olmanın ben çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani Evet. ama tabii bu siyasi şey konjektürel olarak etkili midir, değil midir?
bilemeyiz tabii. Yani bu bilimsel deney imkanımız yok. Çünkü bir tane hani bilimsel bir şey açıklama yapıyorum burada ama alternatifine bilemiyorum şu anda. Ama şu anda bu çok tartışılıyor da yani siz AK Parti'den siyaset yaptığınız için Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandığınız söyleniyor. Hatta muhalefet sizi kayyum olarak nitelendiriyor. Ne evet. düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya tabii ki herkes kendi görüşünü serdetmekte serbest. İnsanlar kendi fikirlerini söyleyebilirler. Ama ben yani CV'ye de baktığınız zaman bu işi yani yönetme, üniversite yönetimi çünkü kolay bir iş değil. Yani sadece akademik yazı yazdı, işte bir bilimsel çalışma yaptı, çok iyi de oldu diyen bir insanı ya akademik yönetici yaparsanız çoğu zaman sükutu hayale uğruyorsunuz. Çünkü akademik bir sistemi yönetmek ayrı bir şey. Evet, akademiyi çok iyi bilmeniz lazım ama bunun olmazsa olmazı yöneticilik tarafında. Bu yani %50 gibi düşünmek lazım. Bu şeye baktığım zaman ben açıkçası kendimi akademik yönetici olarak hem bu iş benim hoşuma gidiyor hem de yeterli bir CV'm olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu yolda devam ediyorum. Ama tabii Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin belki de en güzel üniversitesi ve herkes merak ediyor. Yani Boğaziçi ne olacak? İşte bir şeyler değişecek mi yoksa olduğu gibi mi devam edecek, daha mı gidecek? Sonuçta bunlar da şu anda gündemimizin konusu. Bilmiyorum, duyuyor musunuz? Bakın öğrenciler protesto. Ediyorlar mı? Gördüğünüz gibi ediyorlar yani. Camım açık, duyuyorsunuz. Duyamıyorum. Duyabiliyor musunuz şu anda? Dışarıdalar mı? Görebiliyor musunuz? Yok, göremiyorum, öbür taraftalar. Keşke bir gösterseniz diyecektim. Gitmeyi düşünüyor musunuz onların yanına? Giderim. Hocam sizin şimdi akademik olarak yazdığınız, doğal olarak şimdi siyasi kimliğiniz konuşuluyor. Bir yandan da akademik kimliğiniz de konuşuluyor doğal olarak. Çünkü bir rektör olduğu zaman o rektörün yaptığı, yazdığı tezler, işte ne kadar referans aldığı doğal olarak gündeme geliyor. Ve 2011 yılında yazdığınız bir makalede kelimesi kelimesine 2004 yılında Aidan Weil, Andrew Jones ve David Gibbs'in yazdığı bir başka makaleden alıntı yaptığınız ve bu alıntıları yaparken de akademik olarak referans göstermediğiniz yönünde eleştiriler var. Yani intihar yaptığınız söyleniyor. Siz intihar mı yaptınız hocam tezinizde acaba? Tabii benim akademik yazına katkım belli. Yani sonuçta bugün Google Scholar'a girerseniz ya da Web of Science'a girerseniz, SSI Endeks'ine bakarsanız ya da Scopus'a, yani uluslararası endekslere bakarsanız kendi alanımda, rekabet stratejileri alanında Türkiye'nin muhtemelen en iyi, en başarılı akademisyeniyim. Dünyada da belli bir noktadayım. Şimdi tabii insanlar değişik metinleri bulup işte oydu buydu filan tarzında şeyler yapıyorlar ama ben sesi duyuyor musunuz bu arada? Duyuyorum, evet. Ne diye bağırıyorlar şu anda hocam? Rektör istifa diye mi bağırıyorlar? Rektör istemiyoruz diyorlar. Güzel. Şimdi benim daha da ötesinde şu anda bu prestijli dergilerde editörlüğüm var. Özel sayılar yaptım. Uluslararası konferanslar yaptım. O yüzden yani ben bu benim akademik kişiliğimle ilgili eleştirilerin de çok zayıf ve doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta 25 sene önce yazılmış bir metni bulup da orada bir şeyler söylemek, ki bugünün kurallarıyla o güne bakmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii bunları teknik şeye çok fazla girmek istemiyorum ama hani teknik şey dediğiniz çok önemli bir şey. Yani 25 yıl önce yazdığınız, sizin emeğiniz aynı zamanda akademik olarak da bir değeri olan bir şey. Yani akademisyenlerde yazdıkları doktoralarla, tezlerle anılıyorlar. Ya referansınız o. Şimdi siz dün ben Veys Atış'a verdiğiniz söyleşiyi de izledim. Diyorsunuz ki ya kurallar değişiyor. Değişmeyen bir kural var akademide. Tez yazarken tırnak içine aldığınız bir yerde alıntıyı belirtmek zorundasınız. Yani bunun %1'ini bile bir öğrenciniz yapsa ya da bir tezde siz bir jüri üyesi olarak girseniz kabul eder misiniz böyle bir durumu, ya da siz eleştirmez misiniz? Şu anda size gelen eleştirileri aynı şekilde siz söylemez misiniz? Bakın, benim doktora tezimde olay şu, hani madem detaya girelim diyorsunuz, olay şu. Literatür survey yazıyor başında. Yani bu literatür survey demek, burada yazdığınız metnin literatürü taraması olduğunu gösterir. Literatür taramasındaki, doğal olarak ben kendi sözümü yazamam. Orada aldığım şeyler literatürdür. Burada da aldığım paragrafın sonunda zaten nereden aldığını yazmışım ben. İnsanlar diyorlar ki bu tırnak yok, o yüzden işte muğlak diyorlar. Yani sonuçta bu benim yazdığım tez, o zamanki tez izleme jürilerinde en az 5-6 kez
taranmış bir şey, bakılmış ve bu tabii ki öğrenci olarak benim öğrendiğim bir şey. Yani sonuçta bunun enstitü onayı var, şudur, budur. Ama o zaman bu kuralların çerçevesinde bunlar zaten jüri üyeleri tarafından denetlenmiş metinlerdir. O yüzden yani bunların teknik tartışması uzar da uzar. Yani siz kendi fikrinizi söylersiniz. Ama burada bakın işin özüne bakmak lazım. Chapter'ın başında diyor ki burası literatür taramasıdır diyor. Demek ki onun altındaki her şey literatür demektir. Peki çok detaya girmeyeceğim. Yani daha girebiliriz ama burada detayda boğulmayalım. Ama bu birkaç soru işareti olan bir şey. Eminim size gelen tezlerde de farklı soru, benzer soruları sorguluyorsunuzdur bir akademisyen olarak. Boğaziçi Üniversitesi'nde sizin hedefiniz Boğaziçi Üniversitesi'ni ilk yüze sokmak dediniz. Bunu 4 yıl içinde başarabileceğinize inanıyor musunuz? Şimdi bu bence çok önemli bir soru. Çünkü ben iddialı bir insanım. Ve bu konuda da ilk 100 hedefim var, doğru. Bunda da yine son yıllarda yazdığım 2 tane makaleme bakmalarını ben özellikle meraklıların tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü uluslararası endekslerde yer alan üniversitelerin kriterlerini analiz ettim ben o endekslerde. Ve Boğaziçi'ne bu kapsamda baktığımda aslında bazı basit ama teknik hamlelerle çok hızlı yükselebileceğini düşünüyorum. Bunu gördüm. O yüzden bu kadar iddialı bir hedefe talip oldum. İlk 400'de zaten olmuş Boğaziçi Üniversitesi. Bunu acaba ilk 100'e çekebilir miyiz diye bir iddiam var. Bunda da göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım. Hocalarımızın yayın teşvikleriyle ilgili. Bu teşvikleri verdiğimizde de hocalarımızın çok daha iyi yayın yapacaklarını göreceksiniz. Hocam bu iş nasıl olacak? Şu anda yüksek sesle geliyor, yaklaştı herhalde. Bayağı bir öğrenciden sizi protestolar devam ediyor. Bizden sonra onları el sallayacağım. El sallayacaksın. Yayında sallayın hocam. Görebiliyor musunuz camdan şu anda? Bakayım görebiliyor muyum? Bakalım ne yapacaklar? Görüyorum. Vallahi seviniriz. Bakalım ne olacak onların tepkileri de. Bir beraber görelim hocam. Evet, çok ilginç bir andayız şu anda. Boğaziçi Üniversitesi rektörü canlı yayınımızda ve öğrenciler şu anda bahçede Sayın Melih Bulu'yu protesto ediyorlar. Melih Bulu da rektörlüğün penceresini açtı şu anda. Öğrenciler görüyor, öğrencilere el sallıyor. Öğrencilerden de alkış ve yuhlamalar mı geliyor hocam acaba? Evet. Öğrencileri biz kamerada göremiyoruz. Görebiliyor musunuz? Göremiyoruz öğrencileri ama. Işıktan dolayı galiba. Evet. Evet, bizim öğrenciler. Peki. Size ilginç bir hoş geldin. Evet. Şimdi hocam peki bu gösterileri nasıl engellemeyi, engelleyecek misiniz? Nasıl yatıştıracaksınız ya da öyle sorayım size. Şimdi birazdan tabii hepsiyle çay kahve içeceğiz, beraber konuşacağız. Yani sonuçta bizim Boğaziçi'nin demokratik fikrini ifade etme şeyi var.